Nihayet dergi sunar. Erdoğan Miçotakis görüşmesi. Atina Türkiye'ye karşı yelkenleri indiriyor mu? Mehmet Acet. Tehdit dilinin yerini müzakere dili almaya başladı denebilir mi? Son günlerde yapılan açıklamalara ve bir takım gelişmelere bakılacak olursa evet öyle görünüyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sergilediği tutumdan söz ediyoruz. Malum Atina, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik haklarının peşine düşmesi ve arka arkaya ciddi adımlar atmasından inanılmaz derecede rahatsız olmuştu. Hatta bir ara bu durumu savaş nedeni sayacak kadar ileri gittiler. Soy isminin yazılması bile epey zahmet gerektiren Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz sözlerini hatırlatalım. Bu laflar henüz tamamladığımız Haziran ayının başında söylenmişti. Yani çok uzak zaman önce değil. Yunanistan Savunma Bakanı'nın yukarıdaki tehdit dolu açıklaması sorulduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan medyasında Türk medyasından daha fazla yer tutan şu sözlerle karşılık vermişti. Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil. Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Erdoğan bu sözüyle bir yerde oğlum bak git diye uyarıyordu Yunanistan'ı. Bu sözlerin Yunan medyasında bizden daha çok geniş yer tuttuğunu tekrar hatırlatalım. Yani o sözler fazlasıyla ciddiye alınmışa benziyordu. Devam eden günlerde Atina'dan Türkiye ile bir çatışma iklimine girmeye cesaret edilemeyeceğini gösteren sinyaller gelmeye başladı. Önce Selefi Cipras konuştu, Başbakan Miçotakis'e hitaben "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye başla çağrısında bulundu. Hemen ardından Yunan yönetimi kısa süre içerisinde U dönüşü yaparak hem üslubunu hem de tutumunu değiştirdi. Başbakan Miçotakis, Haziran ayının ikinci haftasında Atina'da düzenlenen bir fuarda yaptığı açıklamada aynen şunları söyledi. Yunanistan deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık. Dürüstçe konuşabiliriz. Sonuçta eğer anlaşamadığımız konusunda mutabık kalırsak bu sorunu ne şekilde çözeceğimiz noktasında karşılıklı anlaşma yoluyla meseleyi uluslararası mahkemeye, Lahey'e götürmenin yolları her zaman vardır. Ancak uluslararası hukuka tamamen saygılı olarak, gambot diplomasisi zamanı değil, bu gibi anlayışlar başka yüzyıllara ait. Oturalım, konuşalım, anlaşamazsak mahkemeye gidelim, mahkeme karar versin. Miçotakis'in sözlerinin özeti buydu ve önceki çatışmacı pozisyonunun en azından şimdilik terk edildiğine işaret ediyordu. Dün Atina'nın bu yeni yaklaşımının fiili yansıması anlamına gelecek bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı telefon görüşmesi yaptı. Bir görüşme ne sağlayabilir diye ayrıca üzerinde düşünmek gerekir tabii ama en azından böyle bir temas Yunanistan'ı Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye karşı aldığı sert tutumu taktik icabı bile olsa değiştirmek zorunda kaldığını göstermesi bakımından önem taşıyor. Demek ki Türkiye'ye karşı çatışma riskini artıran bir dille sataşmanın maliyetinin ağır olacağı görüldü denebilir. Demek ki öyle bir durumda Ankara'nın hiç de çekingen bir tutum sergilemeyeceği görüldü denebilir. Bakınız Erdoğan'ın yukarıda aktardığımız sözleri. Demek ki Yunanistan'a karşı atak tutum sergilemek savunmada kalmaktan daha fazla işe yarıyor. Bu da denebilir. Yıllar önce Türkiye'de görev yapan Yunanistan uzmanı bir akademisyenden şöyle bir cümle işitmiştim. Bizim buralarda pek kimsenin umrunda olmasa da Yunanistan'da tepedeki Cumhurbaşkanından çöpçüsüne kadar hiç değişmeyen bir Türkiye duygusu vardır. Bu duygunun adına Türkiye fobisi diyoruz. Bazı dönemlerde ki son dönemde bu böyle oldu, Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar. Bunun arka planında yukarıda sözü edilen duygu hali olabilir mi? Sanıyorum olabilir. Bu gelişmeler Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı pozisyonunun hangi şartlarda nasıl geliştiği üzerinde daha fazla kafa yorma ihtiyacını karşımıza çıkarıyor. Tarihin sunduğu bilgilerden de yararlanarak şöyle şeyler söyleyebiliriz. Normal zamanlarda Türkiye'den, Anadolu'dan korkuyorlar. Bu çok belli. Doğu Akdeniz meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin atak bir tutum içerisinde olduğu dönemlerde karşısına dikilme cesaretini kolay kolay kendilerinde bulamıyorlar. Miçotakis önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmüştü. Demek ki Erdoğan'la görüşmenin gündemini birlikte belirlediler. Zaten o büyük lafları biraz da Fransa'dan aldıkları cesaretle etmişlerdi. Bakalım bu işlerin arkası nasıl gelecek? Nihayet dergi sundu. Mehmet Acet.